Bugün 11 Temmuz 2024 Srebrenitsa Katliamı'nın 29. yılı. Bugün heyetimizle birlikte genel sekreterimiz, genel başkan yardımcılarımız, parti meclis üyelerimizle birlikte dün Saraybosna'daydık. Bugün de Srebrenitsa'dayız. Adeta o günleri, o acıyı hep birlikte bir kez daha yaşadık. Bunu yaşamak çok önemli. Çünkü Aliye İzzet Bego için dediği gibi eğer katliam, soykırım unutulursa tekrarlanır. Unutturmamak için burada olmak gerekiyor. O günlerde katledilmiş, kimlik tespitleri ancak bugün yapılmış, son bir yıl içinde kimlikleri tespit edilen 14 katliam mağdurunun cenaze törenlerine ve defin işlemlerine katıldık. Birleşmiş Milletler bugünü soykırım günü ilan ediyor. Ama o gün susuyorlardı. O gün sustukları için oldu. Bugün ne oluyor? Bugün de Filistin için susuyorlar. Filistin için gerekeni yapmıyorlar. Avrupa Birliği'nin çok sayıda üyesi üstüne düşeni tam olarak yapmıyor. İspanya başta olmak üzere Filistin'i tanıyanları takdir ediyoruz. Sözümüze değer veren, Filistin'i tanıyacağını söyleyen siyasi akrabalarımıza teşekkür ediyoruz. İngiltere'deki gelişmeleri, Fransa'daki gelişmeleri, son seçimdeki çok olumlu buluyoruz. Ama buradan bütün dünyaya bir kez daha sesleniyoruz ki yıllar sonra kararlar almak yerine soykırım yaşanırken engel olmak lazım. Bir kardeşimin kendi elleriyle ördüğü 11 Temmuz'u simgeleyen ve masumiyeti simgeleyen, barışı simgeleyen, Filistin bayrağının da renklerini taşıyan, Srebrenitsa'yı da hatırlatan bu rozeti gelecek sene burada takmak üzere ve Filistin'e gittiğimde takmak üzere buradan Türkiye'ye götürüyorum. Seneye 30. yıl. Çok daha büyük bir katılımla burada hep birlikte olacağımızı değerlendiriyoruz. Bizi evladınız yerine koyun. Türkiye'deki herkesi evladınız yerine koyun. Sizin evlatlarınız, sizin kardeşleriniz, sizin eşleriniz, sizin anne babalarınız, bütün Türkiye'nin ailesi. Hepimiz bir kez daha bu soykırımı lanetliyoruz.